Değerli basın çalışanları, hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü basın toplantımızın konu başlıkları, birincisi geçen günlerde bildiğiniz gibi Erdoğan ikinci 100 günlük bir ekonomi programını açıkladı. İkincisi ise işte birkaç gün önce işte parlamentodan 2019 bütçesi geçti ve bütçe değerlendirmelerine kısaca bir değineceğiz. Ve üçüncü konu başlığımız ise asgari ücret ve Türkiye'de çok da kamuoyunun gündemine gelmeyen ama giderek kronikleşen büyük bir sorun haline gelen ücret gaspları sorununu ele alacağız. Evet, 100 günlük programdan başlayacak olursak, bildiğiniz üzere saray 100 günlük bir icraat listesi adı altında bir metni kamuoyuna sundu. İktidarın birinci 100 günlük eylem programında da birçok vaatte bulunmuştu. Ama yine sunulanlar aslında ilgili bakanlıkların, kurumların rutin olarak yaptığı, yapmak zorunda olduğu konu başlıklarıydı. İsraf da, gösteriş de, şatafat da tam bir lale devri yaşayan iktidar, tam bir sayı fetişizmi içinde. İç ve dış politikadaki başarısızlığını, ekonomideki kötüye gidişi büyük büyük rakamlarla üstünü örtmek istiyor. İkinci 100 günlük eylem programında da benzer bir tablonun sunulduğunu görüyoruz ne yazık ki. Birçok bakanlıkta zaten var olan rutin uygulamalar, icraatları abartmak amacıyla aslında listeye dahil edilmiş. Üretim, istihdam ve kamusal bir hizmet sunmayan bu listeyle toplumda sanki yeni bir icraat yapılacakmış gibi bir hava yaratılmak isteniyor. 16 yıllık iktidarında işsizliği artıran, yoksulluğu derinleştiren, halkı sosyal yardıma muhtaç eden AKP, 24 Haziran'dan sonra ülkeyi bildiğiniz gibi derin bir krizle yüz yüze bıraktı. HDP olarak 9 Kasım'da sizler vasıtasıyla kamuoyuna sunduğumuz 100 gün oldu ne oldu başlıklı raporumuzda da AKP'nin 100 günlük karnesini meydana çıkarmıştık. AKP ilk 100 gün içerisinde enflasyon ve faizi %15'ten %25'e çıkardı. İşsiz sayısına yarım milyon yurttaşı daha dahil etti. İşsizlik sigortası fonundan 20 milyar lirayı topluma yardım adı altında kendi seçim harcamaları için aktardı. Bu ilk 100 gün içinde en az 539 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Konkordato ilan eden firma sayısı 3000'e ulaştı. Asgari ücret 2008 yılı seviyesine kadar indi. Ekonomi ve siyasete duyulan güven resmi verilere göre düştü. Sarayın açıkladığı ikinci 100 günlük programı incelediğimizde bunun geçmişte uygulanan programların, projelerin yeni bir şeymiş gibi sunulmasından ibaret olduğu görülüyor. Örneğin genç çiftçi projesi. Bu proje 2016 yılından itibaren uygulanıyor. Bu proje aynı zamanda yeni bir projeymiş gibi sunuluyor. İcraat diye sunulan listenin ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı ifade edilmiyor. Laf ola Berigere babında geçen 100 gün içindeki ekonomik ve ekolojik yıkımın sembolü geçen gün yağan yağmur nedeniyle su basan 3. havalimanıdır. Yağmur sonunda havalimanının havası gitmiş, geriye limanı kalmıştır. Evet, battaniyeden çanta yaparak okula giden öğrencidir onların. 21. yüzyılda eşekle okula giden öğrencidir. Bu tablonun altında Erdoğan'ın ustalık dönemi var. Otokratik tek adam rejimi var. Ankara'da çıkıp 1000 engelli vatandaşımızın daha aktif iş gücü piyasası programından yararlandırılmasını sağlayacağız diyorlar. Ama Van'da Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum İbrahim Taşyapan'ın 93 engelli yurttaşa verilen tekerlekli sandalyeleri geri aldığını unutuyorlar.
tekerlekli sandalyesi elinden alınan Abdülmecit Külter, o gün belediyeden sonra tekerlekli sandalyeme de kayyum atandı diyerek tarif etmişti durumu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kasım ayında komisyonda bütçe görüşmeleri sırasında engelli vatandaşlara verilen hizmetler medeniyetin ve gelişmişliğin bir göstergesi diyordu. Çok merak ediyorum. Bu örneklerden sonra bakan AKP'yi bu medeniyetin neresinde görüyor? Birinci 100 günlük eylem planında engelli veri tabanı oluşturacağını duymuştunuz. Bununla ilgili bir yönetmelik yayınladınız. Açıklar mısınız? Türkiye'de mesela kaç engelli var? Çocuklarla ilgili 5 ayrı vaatte de bulunuyorlar. Ankara'nın bu vaatlerine yanıt, Ağrı, Ahmet, Batman ve Van'da merkezleri kapatılan, kreşlerinin kapısına kilit vurulan çocuklardır. Ana dilinden edilmeye çalışan Afrinli çocuklardır. AKP 24 Haziran beyannamesinde farklı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasını mümkün hale getirdik dedikten sonra kayyumlar ana dilinde eğitim veren okulları, Kürtçe yayın yapan televizyonları tek tek kapattı. 100 gün programında devlet korumasındaki çocuklarla ilgili vaatler de var. Devlet korumasındaki çocuklar deyince aklımıza çocukların güvenle emanet edileceği, saçının bir teline dahi zarar gelmeyeceği bir devlet kapısı aklımıza gelmiyor ne yazık ki. Devlet korumasındaki çocuklar deyince aklımıza devlet dersinde öldürülen çocuklar, zırhlı araçların altında kalarak can veren çocuklar, Aladağ yurt yangınında can veren çocuklar, daha yeni Şırnak'ta cezaevinde çıkan yangında ölen ne yazık ki iki çocuk geliyor. Bakan komisyonda kısa adı Adem olan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla 2012 yılından bu yana 193 aile destek merkezi hizmete açtık dedi. E o zaman söyler misiniz? Bu Ademleri açarken Kürt illerinde kaç kadın merkezini kapattınız? Van'da kadın emeği pazarını nasıl kapattığınızı anlatabilir misiniz? Ankara'da komisyonda çıkıp kadının güçlenmesinin en önemli adımlarından biri kadınların sağlık hizmetlerine erişimi demek tabii ki kolay. Bunu Ağrı'da Ayşenur Zarakuru Tıp Merkezi'ni, Cizre'de ana dilde eğitim ve sağlık hizmeti veren ve AKP kadın kollarına devretmekte bir beis görmediğiniz Bişenk Halka Sağlık Merkezi'ni kapatırken de söyleyebilir misiniz? AKP 100 günlük eylem planında 3 tane de huzur evi açmayı vaat ediyor. Ne kadar çok değil mi? Her yerde yüce devlet olmakla esip gürleyen AKP konuyu yaşlılara, çocuklara, kadınlara yönelik çalışmalara geldiğinde bir dernek kadar bile çalışma yapmıyor. Bakanlığın verdiği rakama göre Türkiye'de yaklaşık 6 milyon 400 bin yaşlı nüfus bulunuyor. Buna göre 438 bin yaşlı vatandaşa devlete bağlı bir bakım merkezi, özel olanlar da dahil edildiğinde her 162 bin vatandaşa bir bakım merkezi düşüyor. Bu koşullarda 3 bakım merkezi açmayı vaat etmek, AKP'nin yaşlılara verdiği değeri ortaya koyması açısından hem dikkat çekici hem de utanç vericidir. 100 gün planında Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlası'nın hazırlanması vaadinde de bulunuyor. Oysa ki yaptıkları, yıktıkları anıtların atlası yaptıklarından fazladır. Roboski, Orhan Doğan, Barış, Sindüs anıtlarından kimin, neyin intikamını aldınız da yıktınız? 10 Ekim Ankara Garı anıtına neden saldırdınız? Özetle AKP'nin emek düşmanı icraatı da devam ediyor. Ekim, Kasım ve Aralık döneminde iş cinayetlerinde her gün 6 işçi yaşamını yitirdi. İşsizlik, TÜİK ve İşkur verilerine göre 600 bin kişi arttı. Geçen aynı döneme göre kapanan firma sayısı %166 oranında arttı.
2008'in 18'in bu döneminde kepenk indiren esnaf sayısı 100 bine yaklaştı. Değerli basın çalışanları, bütçe konusuna gelince bu bütçe adaletsiz, vicdansız ve bir savaş bütçesidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye'ye yönelmiş bir savaş tehdidi ama savaş tehdidi yok ama inanılmaz düzeyde bir savaş harcaması var. AKP Orta Doğu petrolünden pay almak, yaratacağı yıkımla inşaat sektörüne nefes aldırmak için Türkiye'yi ne kadar çok kriz, o kadar savaş sarmalına sokarken gözünü bile kırpmıyor. Rusya ile S-400, Amerika ile patroid pazarlıkları Türkiye'nin güvenlik ihtiyacından kaynaklanmıyor. AKP kendi iktidarının bekasını ülkenin bekası diye sunuyor. Sevgili arkadaşlar, savaş demek sadece paraların, halkın parasının çalınması demek değil. Savaş demek ölüm demek, nükleer demek, hastalık demek, toplumda düşmanlığın yükselmesi, siyasette nefret dilinin hakim olması demek. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, engelli hizmetleri, gençlik çalışmaları, kültürel faaliyetler gibi pek çok temel toplumsal ihtiyacın savaş gündemi arasında eriyip gitmesi, önemsizleşmesi demek. Evet, bu savaş bütçesi vurgusundan sonra bütçenin bizatihi kendisine gelecek olursak, komisyon dönemi de dahil yaklaşık 2 aydır mecliste olan bütçeye dair toplumun bilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Her şeyden önce bu bütçe halkın veya toplumun görüşleri sorularak değil, tek adam rejimini temsil eden sarayın koridorlarında hazırlanan ilk bütçe olarak tarihteki yerini almıştır. Maalesef halkın iradesini temsil ettiği iddia edilen meclisin bütçede bir nokta kadar değişiklik yapılmamış olması meclisin yetkilerinin son referandumla nasıl kısıtlandığını, halkın bütçe yapma hakkının nasıl ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Bütçe görüşmeleri sürecinde AKP-MHP blokunun barış karşıtı bütçesine karşı HDP'nin dışında güçlü bir ses çıkarıldığını ne yazık ki söylemek mümkün değil. Bu bütçe savaş politikalarının meşru gösterilmesi çabaları ile bütçe hakkını daha baştan itibarsızlaştırmıştır. AKP 2019 yılında 963 milyar liralık bütçeyi harcayacak ama vergi alırken halktan, dağıtırken ranttaş sermayeden yana bir uygulama olacağı, ne yazık ki başka bir uygulamayan olmayacağı da bu zamanki pratiklerden anlaşılıyor. Bu bütçenin 117 milyarı faize ve bir o kadarı da savaşa gideceği açıktır. Bütçe kadar önemli olan bir başka başlık da devam eden, fiyaskoyla son bulacak olan asgari ücret görüşmeleridir. 2019 yılı için asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri devam ediyor. Biliyorsunuz TÜİK'in 2018 yılı için 1894 lira olarak açıkladığı asgari geçim miktarını %17 artırarak 2213 TL olarak açıkladı. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bu değer gerçeği yansıtmıyor. Enflasyon %22 iken TÜİK'in bu değeri daha düşük bir oranda artmış gibi açıklaması da gerçeği yansıtmıyor. Buna rağmen bu yıl asgari ücret 1603 lira olarak uygulandı. Anayasaya göre asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları, ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Açıklamasına uygun olarak enflasyon oranlarının ve açlık sınırının altında milyonlarca işçi çalıştırılıyor. AKP'den önce ücretlilerin milli gelirden aldığı pay %50'ye yakınken 2017'de bu %30'lara kadar düştü. AKP'nin asgari ücret belirlemeleri milyonlarca yurttaşı aileleri ile birlikte yoksulluğa mahkum kılmaktadır. 2018 yılındaki enflasyon ve kur krizi etkisiyle asgari ücretin reel karşılığı sürekli azalmıştır. Dolar bazında yıl başında
yani 2018'in başında 424 dolar olan asgari ücret dönem içerisinde 251 dolara kadar düşmüş. Son aylardaki kur düşüşü sonucunda yeniden artarak 300 dolara yaklaşmıştır. 2019 yılında yeni bir kur şoku ve borç krizinin asgari ücreti 2005 yılı düzeyine kalıcı olarak geriletme riskinin de yüksek olduğunu altını çizmek gerekir. An itibariyle asgari ücretlerinin dolar bazında ücreti 10 yıl gerilemiş durumdadır. HDP olarak asgari ücretin 2850 lira olmasını öneriyoruz. Bu değer yoksulluk sınırının 12 aylık ortalamasının yarısıdır. Yani bir hanede iki kişi iş bulabilirse o hane yoksulluk sınırını aşma imkanına kavuşmuş olacaktır. Asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır. Asgari ücretin reel azalışının önlenmesi için ayrıca yıllık olarak değil, dönemlik olarak belirlenmesini biz öneriyoruz. Değerli arkadaşlar, sizlerin dikkatlerinize sunmak istediğimiz bir diğer başka konu ise Türkiye'de gittikçe yaygınlaşan ücret gaspı sorunudur. Artık her gün tanık olduğumuz şekilde çalıştığı halde işçilerin ücretleri gasp ediliyor. Onlarca işçi gasp edilen ücretlerine ilişkin partimize başvurmaya başlamıştır. Bunun Mamak Toki'de, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde, MESA inşaatta ve onlarca yerde işçiler artık çalıştığı halde ücretlerini alamıyorlar. Biz HDP olarak bir çağrıda bulunuyoruz ve bu konuda bir kapsamlı araştırma başlatıyoruz. Ücret gaspı araştırmasının nedeni Türkiye'nin dört bir yanından ücret gaspına ilişkin partimiz HDP'ye yapılan başvuruların yoğunluğunun son 6 ay içerisinde dramatik bir şekilde yükselmiş olmasıdır. İfade edildiği gibi binlerce işçi çalıştığı halde ücretlerini alamıyorlar. Ücret gaspı, ücretin hiç ödenmemesi, tam ödenmemesi, ünvana uygun ödenmemesi, çalışma süresine uyularak ödenmemesi, mesailerin ödenmemesi, yasal çalışma saatlerinin dışında çalıştırıldığı halde ücretinin ödenmemesi gibi biçimler altında yaşanıyor. Bugün başlattığımız bu araştırma ile bu sorunun boyutlarını ortaya çıkaracağız. Ücret gaspı sorunu yaşayan tüm yurttaşları, işçileri, emekçileri www.hdp.org.tr adresimiz üzerinden bu sorunun boyutlarını aktarmaya davet ediyoruz. 2018 yılı içerisinde ücret hakkı gaspına maruz kalan herkes bu araştırmaya katılım gösterebilir. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, AKP'nin halklara karşı bu karnesine gereken yanıt yine halklar tarafından 96 gün sonra verilecektir. Sandığa giren iradeyi tehdit eden AKP sandıkta bu AKP sandıktan bu karneyle çıkmamalıdır. İşçinin ücretini gasp eden, yaşam hakkını hiçe sayan, ücret artışını enflasyona ezdiren bu iktidar hesap vermelidir. Emeğin hakkının korunduğu özgür bir ülke ümidiyle kamuoyuna saygılar sunuyoruz. Sizlere de ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa alabiliriz arkadaşlar bu konu kapsamında. Yok galiba. Peki teşekkür ediyoruz.